Değerli Çiftçi TV izleyicileri, Bir şehirli Çoban programından da herkese merhabalar. Bugün kucağımda da görmüş olduğunuz gibi küçük başım birazcık daha dışına çıkıp bir tavşan çiftliğine geldik. Burada Antalya'nın Aksu ilçesindeyiz. Evet. Değil mi? Bu çiftliğimizdeki e, tavşanlar tamamen kesim odaklı. Türkiye'nin dört bir yanında da üretim çiftlikleri olan Ömer kardeşimizin misafiri olduk bugün. Kucağımda da görmüş olduğunuz hayvanlar şu anda, daha doğrusu içinde bulunduğumuz çadır burası tamamen kesim için hazırlanan besilik tavşanların bulunduğu yer. Detay çekimlerinde de Mehmet ve Necati kardeşim hem damızlık yerlerini hem de yavruların olduğu bölümleri de size gösterecekler. Burası sadece bir üretim çiftliği değil, aynı zamanda bir et entegre tesisi. Tavşan etinin işlenebileceği bir entegre tesisi. Çiftlikle ilgili gerçekten de meraklıyım. Sorularım var. Çekim öncesinde konuştuklarımız var ama çekim esnasında da soracağımız sorular var. İşin açıkçası ülkemizde çok fazla bilindiğini düşünmediğim için ben bugün buradayım. Ama Ömer bu konuda birazcık daha iddialı biz diyor abi 6-7 yıldır biz zaten bu işin içerisindeyiz. Ee, ama yeni yeni gerçekten de hatta ben şu örneği verdim konuşma esnasında da Küçükbaş izleyiciler bizi e, benim söylediğimi bileceklerdir muhakkak. Türkiye'de bir dönem bir Romanov furyası vardı. Bu furyaya gerçekten de hızlı ayak uydurabilecek bir e, hayvancılık şekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü üreticinin istediği şeyler burada da var. İşte çoklu doğumlar var, iki ayda bir üremeler var. Bununla ilgili bütün özellikleri Ömer'den alacağız. İlk önce Ömer'i bir tanıyalım. Ömer kimdir, nedir, neden bu işe başladık, geçmişimiz neydi? Geleceğe yönelik hayallerimizle başlayalım. Bu arada ben bunu da bir an önce bırakacağım. Ee, çekim öncesinde dedim ki bir tane kucağımda sürekli tutayım olur mu derken şimdi bakıyorum böyle yaptıkları işlediklerine falan bakıyorum. Benim üstüme işemeden bir an önce evet. bıraksam güzel olacak bunda Ömer Bey öncelikle hoş geldiniz hoş işletmemize etmemize. Ee, siz kısaca bir bilgi verdiniz. Ee, ben de e, geçmişten bugüne e, tavşancılığımızın hikayesini size e, anlatmak istiyorum. Biz 2004 senesinden beri e, hobi olarak tavşancılık yapıyorduk. Evimizin önünde hep bir tavşanlarımız vardı. 2016 senesinde ettik tavşancılığı ben yurt dışı örneklerini bakaraktan araştırmalar yaptım biraz. Bunu Türkiye'ye uyarlayabilir miyiz? Ülkemizde yapabilir miyiz diye bir ön arge çalışmaları yaptık. Ve şu sonuca vardık. Biz bir işletme kurabilir isek eğer kesimhanesi olan, besanesi olan hem üretip hem de bunu işleyip satabileceğimiz bir işletme kurabilirsek bu işi Türkiye'de yapabiliriz diye düşündük. Nitekim de 2016 senesinden sonra e, 200 sene hayvanlar üzerinde çalışmalar yaptık. Özellikle Yeni Zelanda tavşanına ulaşmak e, bayağı bizim vaktimizi aldı. Saf Yeni Zelanda'ya ulaşmak. Çünkü ben şunu özellikle belirtmek istiyorum izleyenlere de. Her kırmızı gözlü, her beyaz tüylü tavşan Yeni Zelanda tavşanı değildir. Evet. Yeni Zelanda tavşanının belirli başlı özellikleri var. Bu hayvanlar bir kere serbest besiye aldığınızda ve bıraktığınızda Hayvanların 4,5-5 kiloya çok rahatlıkla gelmesi gerekiyor. Yeni Zelanda diyebilmemiz için bu bir. İkincisi anatomik özellikleri olarak belli bir boy ve en oranlar olması lazım. Mesela önümüzde şu anda damızlık vasıflı bir hayvanımız var. Yaklaşık 3,5-4 kilo bandında. Bu tavşanımızın önünde gerdanlaşma yani ön tarafında boynun, boyun kısmında bir sarkıntı görüyorsunuz. Evet. Çok Daha ufak bir şekilde başlamış bu gitgide büyüyor. Bu yeni Zelanda tavşanımızın aslında bir genetik özelliğidir. Kafaları iridir, kulakları uzundur. Bunu diğer kırma tavşanlardan ayırabileceğiniz özellikler bunlar. Bu tavşanımızı bir bulduk ve geliştirdik. Sayısını arttırdık her geçen gün. Elimizde yaklaşık 150-200'e kadar bir damızlığımız oldu. 2016'da kurduğumuz yerimiz de çadırdı. Çadır konusunda Antalya'da olur mu olmaz mı diye bir ön yargımız da vardı. Fakat gerekli iklimlendirmeyi sağlarsanız çadır yapı Türkiye'nin her yerine uyum sağlayabiliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. 2019 yılının başında biz şu anki mevcutta bulunan yerimize taşındık. Buraya profesyonel anlamda bir tavşan mezbanesi kurduk. Özellikle bu tavşan mezbahanesini kurmak bizim için bir senelik bir süreci kapsadı. Çünkü örnek alabileceğimiz bir Türkiye tavşan kesimhanesi yok. Biz bunu yapacağız dediğimizde bakanlık yetkilileri hani bize bir yönetmelik, bir taslak, bir ön çizelge sunamadılar. Çünkü yok. Yani Türkiye'de bir tavşan çiftliği yok. Tavşan kesimhanesi yok. Yurt dışı örneklerinden biz yola çıktık tekrardan. Çizimlerini ona göre yaptırdık. Gıda mühendisleri, işte hasip planlar falan derken bir sene içerisinde biz mevcutta olan kesimhanemizin ruhsatını aldık Ömer Bey. Ardından üretimimizi buraya taşıdık. 200'e yakın hayvanımız vardı. Şu anda işletmemizde 1200'e yakın Maaş. doğurgan tavşanımız var. Bu üç var. çadırda 1200 tane hayvan var? Hayır bunlar doğurgan tavşanlarımızın sayısı. He. Bizim bu işletmemizin total kapasitesi 6-7 bin bandında gidip geliyor. Şimdi e, birazcık daha hani rakamsal bilgilerden yola çıkarak burası 5'e 31 çadır. Evet şu anda içinde bulunduğumuz yerin ölçüleri 5'e 30 doğru. Ve burası bir önceki yerde gezdiğim için söylüyorum tek katlı bir Evet. Ee, şey Burada kaç tane şu anda besiye çektiğimiz hayvanımız var? Şu anda burası 400 tane hayvanımız var. Fakat burada bir gözde, yani bir bölmede 4 tane hayvan yağlandırabiliyoruz. Bu ön tarafta görmüş olduğunuz hayvanlarımız damızlık olarak satılacak hayvanlar. Hmm. Bu yüzden tek tek koyuldu, kavga etmesinler diye. Fakat arka tarafta e, zaten çekimlerini evet, üçlü, yaptık. Üçlü, dörtlü üçlü dörtlü. ve dörtlü gruplarımız var. Onlar yağlandırılıp, direkt kesime sevk edilecek hayvanlarımız. Biz buralara dörder dörder koyduğumuzda yani olması olması gibi koyduğumuzda 1500-1600 bandında yağlandıracak hayvanımız oluyor burada Ömer Bey. Çok güzel. Kafeslerimizin ölçüleri 50-60. Bu bu tek katlı kafeslerimizin ölçüleri 40-60. 40-60. Evet. Bir setimizin ölçüsü ise dıştan dışa 120'ye 120 Ya şimdi sayın seyirciler şunu söylemeden geçemeyeceğim. Dediğimiz gibi biz aslında koyun keçiyle şey yapıyoruz. Yani bizim formatımız koyun keçi ama... Türkiye'de yavaş yavaş artan bir pazarı şu anda anlatıyoruz size ve en büyük olaylardan birisi de aslında şu anda Ömer'le de daha gitgide rakamsal verileri de konuşuyoruz ama mali açıdan insanları tatmin edici şeyler duyuyoruz ama tabi bunların hepsinin ne kadar gerçek ne kadar doğru bunları da tartışacağız çünkü biraz önce konuştuk ben orada da şunu söyledim ben bu işe girmeden önce 300 doğuran bir koyun olduğunda ben çok böyle hani rakamsal verilerde çok işime gelirdi ama şu anda çoban beni arayıp da 300 doğurdu dediğinde ya diyorum ki bir tanesi çöpe gidecek veya bir tanesi boşa gidecek farklı bir şey. E bugünkü bizim çiftliğimizin yani şu anda içinde bulunduğumuz çiftliğin doğurganlık oranı nedir? 2 ayda bir, 2,5 ayda bir. Yani bir tavşanda ortalama bizim doğurganlık oranımız 8-9 bandında gidiyor. Süper. Fakat önemli olan bunu doğutturmak değil, doğutturduğunu sağlam bir şekilde yağlandırmak. Sizin dediğinize geliyor. Aynı Romanov koyunundaki gibi mevzuya geliyor. ona da bakarsak bizim işletmemizde şu anda altı 6,5-7 bandında doğuran hayvanlar kesime kadar geliyor sayısal olarak. Şimdi abi ben bugün geldim senden bir tane tavşan aldım. Evet. Bu bir tavşanın bir yıllık verileri nedir? Yedirdiğim yem, Evet. aldığım yavru. Evet. Bunlar nedir? Şimdi bir tavşanın, bir damızlık tavşanı iki buçuk ayda bir en düşük üretim metoduyla eşleştirirseniz senede beş doğum alırsınız. Bunu neye göre söylüyoruz? Bizim tavşanlarımızın 30 gün ortalama 30 gün hamilelik süresi var. Hı hı. Doğurduktan sonra yavrularına yeme düşürene kadar baktığı anne altındaki süre de gene 30 gün ersek 60 günler tekabül ediyor. Arada da bir 15 günlük. Hayvanı dinlendirme, zayıfladıysa kilosunu aldırma, sağlıklı hale getirme süremiz var. Bu da 2,5 aya tekabül ediyor. Bu süre içerisinde kaçırmadan bunu uygularsak senede 5 defa bir hayvanı e, rahatlıkla doğurtturabiliyoruz. Bu en amatör şekli değil mi? En amatör, en düşük teknolojiyle yani Türkiye'de şu anda e, maalesef en amatör yöntemlerle hareket ediyoruz. Gerekli altyapı olmadığı için. Bu şekilde 5 doğum alabiliriz. bunun peki şartları nedir? 5 doğum alabilmemiz için elimizde bulunan mesela hava sıcaklığı, ortamdaki nem oranı veya ne bileyim yiyecek durumu bunlar nedir? Bu şartlar nelerdir? Tavşanların beslenmesinden başlayalım öncelikle. Tavşanlar önlerinde sınırsız besi dediğimiz yurt dışında etli bütün diyorlar. Sınırsız bir şekilde sürekli tavşanlarımız önünde yemleri olacak. Akabinde Üst taraftan kabayem, saman, yonca, fi, yeşil ot, çayır otu, bayır otu hepsini verebiliriz. Tavşan otla alakalı hiçbir derdi yok. Yer ve bundan çok güzel de faydalanabilen hayvan. Hem de bağırsak sağlığı için, vücut sağlığı için çok faydalı. Diş sağlığı için özellikle çok faydalı. Önüne sürekli biz kesif yemimizi verirsek, üstten de kabayemimizi verirsek tavşanlar için gerekli besi koşulunu sağlamış oluyoruz. Kesif yemden kastımız buza büyütmeye mi büyütme, veriyor. Evet buza büyütme mi veriyoruz. Çünkü tavşanlara özel bir e, rasyonumuz şu an ülkemizde yok. E, bununla alakalı çalışmalar yapılır. Biz de öncüsü olmak istiyoruz. Böyle bir şey olursa e, tabii tavşana özel yemler daha güzel performans. Hem e, hayvanlarda hamilelik sürecinde hem e, hamile kalmasında büyük rol oynar tabii. Bir etlik tavşan dediğimiz kesime gelmesi için kaç kiloya gelmesi lazım? şöyle kesim kilomuz aslında bir nebzede sürü yönetimine bağlı. Buradaki kesim e, limiti, kesim kilosunun belirleyicisi olması aslında bunun sürüyü yönetim şeklinize bir de bir alakalı. Neden diye soracaksınız. Bu hayvanı 2,5 kiloda da keseriz, 5 kiloda da keseriz. Fakat bunun belirleyici kısmı sürü yönetimi. Siz bir kafesin içinde 4 tane tavşanı maksimum 2,7 hadi 3 kiloya kadar sayalım. Zaten kafesiz artık buna müsaade etmeyecek bir. İkincisi 2,5 iki kilodan sonra hayvanlarda artık cinsellik oturmaya başlıyor. Hı hı. Erkeklerde cinsellik oturur, otururunca direkt hemen diğer erkeğe zarar verme. Üstünlük sağlama. Kesinlikle üstünlük sağlamadan da kaynaklı kavgalar başlıyor. Bu sefer sürü yönetimi yapamıyorsunuz. O yüzden biz bunu Türkiye'de iki buçuk kilo olarak uyguluyoruz. Hı hı. Ki hayvanlara cinsel olgunluğu gelmeden kiloları gelsin. Evet. Kilo daha önce basınca kavga olmuyor. Dolayısıyla verimliliği arttırmış oluyoruz zaten cinsel olgunluğa geldiğinde de bu sefer yemden yararlanmayı Abi azaltacağız. Bir çok sıkıntı oluyor. Kavgalar başlıyor. Siz dişi ve erkeği yan yana tutuyorsanız eşleşmeler olur. Kesime hamile hayvanlar gelir. Bir dünya bunun sıkıntısı var. Çok güzel. Bu kesim periyodu yani iki buçukluk, iki buçuk kiloluk süreye önünde hani açık büfe besliyoruz. Evet, evet, Hem kaba yemi olsun hem kesif yemi olsun. Ne kadar sürede getiriyoruz? Bizim hayvanımız yaz aylarında Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos bu aylarda 110 günde geliyor. Kış aylarında ise 90 gün bandında geliyor. Ya bunun, bunun, ortalaması 100 gün diyebiliriz. Kışın daha iyi. Tabii paylanan. kışın daha güzel yediği için, daha fazla yediği için, sıcaklık stresi olmadığı için daha fazla geliyor. Biz bunu yurt dışındaki gibi 15 ile 25 derece arasında tutabilirsek yaz kış aynı sürede gelecek. Standarda bağlı. Tabii, tabii, Ya gerçekten de hani sayın seyirciler yani siz de eminim ki izledikten sonra çok fazla yorumla sorularla e, aklınızda takılanları soracaksınız ama şimdi bir damızlık işletmesi küçük baş mantığıyla sorular soruyorum aslında. Evet. Hani onunla kıyaslayarak soruyorum. Özellikle mesela e, kesime gelinceye kadar küçük başın şeyi tavşanın kesime gelinceye kadar yediği oran nedir? Mesela bir kesip yemi ne kadar yediriyoruz biz bu hayvanı? Şimdi tavşanlarımızı 2,5 kilo kesim kilosunda alıyoruz üreticilerimizden. Çok özür dilerim şöyle başlayalım. Ne zaman sütten kesiyoruz veya annesiyle birlikte ilk önce yeme başlıyor sonra mı sütten kesiyoruz? Oradan girelim biz bu mevzuya. Şimdi bu, bu tamamıyla doğal olarak oluyor. Bizim orada bir iş gücümüz olmuyor tavşanlarla alakalı. Tavşanımızın doğurduğunu varsayıyoruz. Yavrular zaten 8. günde falan gözlerini açmaya başlıyorlar. Annesi bunu bir tüy yuva doğum sağdının içerisine doğuruyor. Tüyünü yoluyor. Samanla üstünü kapatıyor. Günde de 5 kez emziriyor de gidip. Bu süreç yaklaşık 8 ile 10 gün arasında gidiyor. 10. günden sonra yavrular artık gözleri açılıyor ve kafesi içine hoplayıp zıplamaya başlıyor anneyle beraber daha fazla süt içebilmek için. Annenin yanına geçtikten sonra 20. gün, 18. günde ufak ufak yem yemeye başlıyorlar. Yani aslında bir 20 günlük periyotta annesinin yediğini yavrunun yediği gibi sayıyoruz biz. Hmm. Maliyet hesabında. Yani 8-9 tane yavru yem yemiyor. Annenin yediğiyle. Büyüyor. Ne zaman biz yemden şey anneden ayırıyoruz bu yavruları? Anneden ayırma süresi yavruların sayısı ve büyüklüğüne göre 28 ile 35 gün arasında. Biz işletmemizde bunu 30 gün olarak uyguluyoruz. Bir ayda ayırıyoruz biz bunu. Evet onun. bir ayda ayırıyoruz. Bir ayla 110 gün işte 4 ay süresi içerisinde bir hayvan yani 3 aylık periyotta ne kadar yem yiyor bizden? Ee, gene o hesabımızda aslında şunu hesap ediyoruz, anneyle beraber o 8 kiloluk hesap çıkıyor. Hmm. Yani 8 kilo hakikaten... yiyor ama anneyle beraber yediği için Abi, tamam. o hesap. Anne'nin çıkıyor. yediğini de sayıyoruz aslında. Anne'nin doğduğu günden yavrusunun kesim gününe kadar birim birim birim, birim, birim maliye 8 kilo. 8 kilo kesip yem doğrudur. Yani ortalama ee, nasıl bir hesap ya? Mesela bir annenin bir yıllık yiyeceği ne kadar çıkıyor? Şimdi bu büyüklükte bir hayvan, damızlık hayvan ortalama hamilelikten sonra doğurduktan sonra 250 grama yakın günlük yem tüketir. 8-9 tane yavruya bakmak için. Biz bunları yavru sayısına bölerek hesabını yapıyoruz zaten. Çok güzel. Yani şöyle bir şey oluyor orada. 250 gram eğer biz bir ay yavru içinde tutacak olursak Evet aşağı yukarı bu hayvan 20 gün boyunca yavrusuyla beraber günlük 250 gram yem yiyor. Evet doğrudur. O da 5 kiloya tekamül evet. ediyor. O 5 kiloluk rakamı da alttaki yavruya bölüyoruz. Kalan rakamı da 100 güne kadar hesap ediyor. 8 kiloya tekabül ediyor. Bir yıllık anaç bakma maliyeti nedir? Hiç bir hesapladın mı? Hiç hesaplamadım çünkü bizdeki e, hayvanın yediği günlük değişen rakamlar. Yazın az yiyor, kışı çok fazla yiyor. Doğurmadan bir hafta önce yemi kesiyor diş hayvan. Ha öyle oluyor. öyle de bir durum. Ondan sonra abanıyor süt yapması için. Bunun bir hesabını bu şekilde yapamazsınız. Sadece Koyduğunuz hayvanı kesime kadar yediğini net bir şekilde hesap edebilirsiniz. Bu da bizim tecrübelerimize ve Avrupa'daki oranlara bakarsak 8 kilo. Aslında şunu da söylemeden geçemeyeceğim. bir Şu soruyu da sorayım ondan sonra söyleyeyim. Bir anacın damızlık süresi ne kadar yıl anlamında? Ne kadar hizmet edebilir onu evet, soruyorsunuz. Evet. Bu yaklaşık 2,5-3 sene arasında. 3 yıl boyunca ortalama 15 doğuma kadar çıkabiliriz herhalde. Tabii minimum. Yani bu Türkiye şartlarında 15 Türkiye... doğum var. Avrupa'da bir senede 8 doğum alıyor insanlar. Aslında bir fikir hani şey olarak söylüyorum. Küpeler var. Evet. Küpeyle beraber çok daha bence başarılı olabilir sistem diye düşünüyorum. En azından hangi hayvandan yıllık ne kadar almışsınız o veriler bizde zaten var. Burası bizim besanemiz, doğum sandıklarımız yok. Yan taraftaki doğum sandıklarının hepsinde kod var zaten. Oo süper. Tabii yani A pado, B pado, C pado, D pado, 1, 2, 3, 4, 40'a kadar serilerimiz var. Onun da bir Excel tablosu var. Bu hayvan bir önceki doğumda ne yapmış? Ondan önceki doğumda Verimlilik ne yapmış. aslında Tabii, tabii. işletmesi için. Bir seleksiyonun yanında bizim tarafımızdan da hayvana seleksiyon yapılıyor. Hayvan 10 tane doğurmuş, 4'e düşürmüş. Sütü az geliyor bu hayvanın. Bizi iyi bakıyoruz ama sütü az geliyor. Bir sıkıntım var memelerine bakıyoruz, göğüslerine bakıyoruz. Hayvan mastisist olmuş. Bu hayvan kesime gidecek. Wow. Bunlar artık tabii bunların hepsi takibini yapıyoruz. Şimdi ee, sayın seyirciler özellikle altlarının boş olmasının tek bir sebebi var. Tamamen dışkısıyla birlikte yani şey yapmaması için. Ben bir de buraya gelmeden önce e, araştırdığım kadarıyla bunlar dışkısını da yiyen hayvanlar herhalde. Evet kısmen dışkılarını tekrardan yeme yapabiliyorlar. Bu da Hayvana sağlık açısından problem yaratıyor herhalde Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Yani tavşanı e, kim yani daha önceden bir bilgisi olmadan gelen eskiden bize hep anılarla geliyor insanlar. Bizim köy evimizde vardı işte evimizi başımıza yıkacak, her tarafı kazdılar diyorlar. Ama ticari tavşancılık öyle bir şey değil. Hayvanlar kafesli olacak. Hayvanlar yere basmayacak. Özellikle Yeni Zelanda tavşanı hibrit bir ırk olduğu için doğada bulunmadığı için hı hı. özel hibritlenmiş bir ırk olduğu için kafes hayvanı. Siz bu hayvanı yere bırakırsanız kendi pisliğine basar, topraktan bir mikrop kapar, çok çabuk hasta olur ve hayvanınızı kaybedersiniz. Allah korusun. Peki biz şimdi burada damızlık işletmesiyiz. Damızlık satıyoruz. Aynı zamanda aynı zamanda da damızlık sattığın işletmelere bir nevi danışmanlık, hatta ve pazar şeyi de alıyorsun, değil mi? Evet. Doğru. Pazar garantisi de veriyorsun. Evet. Bu konu hakkında bir bilgi alalım. Bu süreç nasıl ilerliyor? Nasıl gidiyor? Şimdi Ömer Bey, biz artık tam kapasiteye bindi firmamız. Bir çevre düzenleme işimiz kaldı. Sizin zaten gezirdik işletmemizi. Bizim yaklaşık bir buçuk senedir Türkiye'de oluşturduğumuz 60 tane aktif üreticimiz var. Bize bağlı çalışan. Bunun temel mantığı şudur. Biz işletme olarak üreticilere yani girişimci adaylarına damızlık veya damızlık altı hayvan satıyoruz. İsteyene anahtar teslim. Aynı bu şekilde profesyonel kafeslerle çiftlik kurumları yapıyoruz. Ve onlara Ücretsiz bir şekilde bu süreçte danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bizim WhatsApp grubumuz var, kurumsal iletişim hattımız üzerinden. Orada tüm üreticilerimiz eksi, e, ekli. Burada birbirlerinden önce bir üreticinin e, başına gelen olayı başka bir üretici ondan önce görerek kendi başına gelmeden önce görerek tecrübeleniyor. Tüm sorularını oradan soruyor. Biz de e, cevaplıyoruz ki üretici bu konuda bir işlensin Çünkü bizim ülkemizde küçük başın bir kültürü var, büyük başın yüzyıllardır bir kültürü var. Ama tavşancılığın yok. Biz bunun farkındayız. O yüzden amacımız hayvan satmak değil, hayvan ürettirmek. Çünkü biz üreticilerimizle beraber büyüyeceğimizin farkındayız. Biz danışmanlıkla üreticimizi tecrübelendiriyoruz. Zaten 6. ayın sonunda üretici bu işi kurdu oluyor. Bizi soru bile sormuyor. Hatta kendi bulduğu yöntemleri de bize söyleyenler oluyor. Biz üreticilerimizden de çok şey öğrendik yani. Adam denemiş mesela, başarı sağlamış. Örnek veriyorum en basitten. Bugün karşılaştığım bir olay, telefonla görüştüm. Uyuz ve mantar olan hayvanlarımız biz aşı yapıyoruz. Bir üreticim limon sirkesini denemiş. Elma sirkesini denemiş ve başarı sağlamış. Bana arayıp bunu söylüyor. Doğal yöntemler çözebiliyoruz bak diyor. Ben de deneyeceğim mesela. Olursa niye kimyasal uygulayalım ki? Niye aşı uygulayalım ki? Bizim için büyük bir fayda sağlar. Onun dışında üreticilerimizin düşündüğü en büyük olay şuydu. Tamam ben tavşanı aldım, ürettim ama nereye satacağım? Nasıl satacağım? Bu sorular vardı. Biz de e, bu olayı şöyle açtık. Üreticilerimize alım garantisi veriyoruz. İsteyenlerle sözleşme yapıyoruz. Diyoruz ki siz bu tavşanlardan 2,5 kiloya getirdiklerinizi bize bilgi vererek biz buradan kendi mezbehanemizden e, araç sevk edeceğiz size ve hayvanlarınızı canlı baskül güncel fiyatı neyse çarpacağız. 12 ay boyunca peşin bir şekilde size e, parasını vereceğiz. Hayvanlarımızdaki Antalya'daki kesimhanemize sevk edeceğiz. Yani üreticinin burada düşüneceği, pazar sitesi yaşayacağı bir ortam yok artık Allah'ın izniyle. Bundan sonraki süreç daha ayağı yere basan bir sistemle ağır ağır dengeli bir şekilde biz bu sektörü büyüteceğiz. İnşallah yani en nihayetinde ülke ürettikçe güzelleşecek. Kesinlikle. ülke Ülkemiz ürettikçe zenginleşecek. Bu yüzden de özellikle e, helalinden diyelim e, bu işi yapıp üretip de ülke ekonomisine katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Bu konuda size takdir ve tebrik ediyorum. Sağ olun. Ee, biraz önceki konuşmada damızlık ve damızlık altı diye bir cümlelerden evet, bahsettik. Evet, evet. Kelimelerden bahsettik. Hayvanda damızlık özelliği arıyor muyuz? Nedir? Neye göre biz damızlık olarak belirliyoruz? Neye göre kesim olarak belirliyoruz? Veya damızlık altı kelimesini biraz daha açar mısın bize? Şimdi şöyle biz üreticilerimize e, profesyonel kafes setleri damızlık ve damızlık altı hayvan satıyoruz. Damızlık hayvan şu görmüş olduğunuz hayvanların %80'in damızlık vasfına ulaşmış hayvanlar zaten. Yani bu nedir? Damızlık hayvan dediğimizde 3 kiloyu geçmiş. Vücutsal olarak anatomiksel olarak herhangi bir kusuru bulunmayan, diş sağlığında herhangi bir mutasyon olmayan kulak, gerdan, kafa yapıları sağlam olan hayvanlardan bahsediyoruz. Damızlık altın dediğimizde ise 2 kilo bandında daha cinsel olgunluğuna gelmemiş. 1-1,5 ay besi sonucunda bu kıvama gelecek, damızlık basma gelecek hayvanları varsayıyoruz. Biz bunu neden iki seçenek olarak sunduk? Bundan önceki süreçte sürekli biz damızlık satıyorduk üreticilere. Üreticiler birdenbire üretim periyoduna girince bazı şeyleri birbirine karıştırdığını fark ettik. Yani adam daha hayatında tavşan görmemiş, bu işi yapacak, hevesi var. Hayvanı alıyor ama bir anda doğum, eşleştirme, doğurduğuna bakma falan deyince bizim karıştırdı. üretici bayağı bir bocaladığını fark ettik. Şimdi damızlık hayvanın fiyatı da artık fazlalaştı, girdi maliyetinden kaynaklı. E biz o zaman, e, madem bunun başını çekiyoruz dedik, üretim kapasitemizde artık e, doğurgan hayvan sayımız binli rakamlara geldi. Yani tek seferde 5 bin, 6 bin hayvanı çevirecek kapasiteye geldik. Biz bunu sürümden kazanalım, damızlık altı olarak verelim üreticiye, bir 15 ay tecrübe kazansın, hem de daha uyguna verelim dedik. Yani temel mantık buradan çıktı. Şu anda üreticilerimizin %80'i bizden artık damızlık altı olarak hayvan alıyor bir, bir buçuk ay hayvanlarına besi yapıyorlar. O Hem ara, de alışıyorlar. Tabii o ara hayvana alışıyorlar. Hayvan oraya alışıyor. Şimdi hayvanı bizim Antalya'daki tesisimizden çıkardıktan sonra 5 tane unsuru değişiyor Ömer Bey. Bu hayvan yol stresi yiyor. Bu hayvan iklim stresi yiyor. Doğru mu? Doğru. Su stresi yiyor. E yem stresi yiyor. E oradaki ortam stresini tekrardan yiyor. E bakan adamın stresini yiyor. E, hayvan bir kendine gelmedi zaten bir ay. Tavşanlar sosyal hayvan olmasının yanında çok da duyarlılar. Büyükbaş gibi değil yani. Bunu alın diğer kafesi alın. Alışma süresi bir haftayı buluyor. Hayvanın kendine gelme süresi. Çünkü hayvanlar kokularını bırakıyorlar etrafa. Hmm. Dolayısıyla şu anda damızlık altı olarak hem daha uygun maliyette hayvan veriyoruz. Hem de üreticiyi daha rahat bir şekilde üretim periyoduna soktuğumuzu fark ettik. 2023 senesinden itibaren artık tamamını damızlık altı olacak şekilde daha uygun maliyetli çiftlikler kurma planımız var. İnşallah. Kafeslerde özellikle hani burada kesimlik hayvanlarda farklı renkler görüyoruz. Evet. Bunun sebebi nedir? Şimdi Ömer Bey bizim üretimimizde e, saf zelanda hayvanı var. Zelanda ye, yani yeni zelanda hayvanı dediğimiz evet. şu andaki elimizdeki sadece beyazlardır değil mi? Evet doğrudur. Yeni zelandanın farklı renkleri var ama ülkemizde bunu safını bulamazsınız. Saf zelandalar beyaz renk olur ülkemizdeki %99'u böyledir. E, kirli bilgilerden dolayı üreticilerin mağdur olduğunu görüyoruz. E, yerli tavşan, yerli albino beyazlarımıza e, Yeni Zelanda'nın erkeklerini kullanarak orta karar bir kiloda hayvan çıkarıyorlar. Bunu Yeni Zelanda olarak satıyorlar. Bunlarla çok karşılaştık. O hayvanlar her doğurduğunda verimsel olarak geriye doğru gidiyor. E, peki niye böyle bir melezleme yapma ihtiyacı duyarlar? Daha mı uygun fiyatlarda? Tabii ki de daha uygun. Şimdi dışarıdaki e, albino tavşanlarımızı bugün 50 liraya 100 lira pazarlarda bulabilirsiniz. Hı hı. Yerli ırkı kırmaları. Siz bunları çoğaltmanız çok çabuk olur doğru mu? Ama Zelanda'nın belirli bir maliyeti vardır ve bu hayvanların ülkemizdeki sayısı çok az. O yüzden bu hayvanlardan doğacak hayvan sayısı da belirli belli bir limitler dahilinde çoğalıyorlar. Bunun mali değeri onun neredeyse 8 katı daha fazla Yeni Zelanda'nın. O yüzden insanlar böyle uygun olmayan ahlak olmayan durumlara maalesef başvurabiliyorlar üreticilerimizin ben bilinçli olmasını istiyorum. Piyasada çok kirli bilgi var. Üreticilerin çok araştırıp yerinde görerek karar vermesini özellikle istiyorum çünkü insanlar damızlık satıyorlar geri alacağız diye. Bakıyorsunuz geri alması için bir kesimhanelerin olması lazım. Bakanlıktan ruhsatlı bir canlı hayvan nakil araçlarının olması lazım. Bunların hiçbirisi yok. Tek dertleri karşı tarafa damızlık satmak başka da bir dertleri yok. Tipik hayvancılık mantığıyla hareket ediyorlar. Evet hani. bu saadet zinciri tavşancılıkta da maalesef var. Var yaşıyoruz duyuyoruz hala da var. Dikkatli olsun üreticiler. Yani Türkiye'deki tek resmi tavşan kesimhanesi bizim firmamıza ait. Var mı başka tavşan başka kesimhanesi? Yok. Başka yok. Şu anda sadece bakanlıktan ruhsattı. Bakanlığa sorulabilir bu açıktır zaten. Sadece firmamıza ait. Tavşan kesimhanesi bize ait. Biz burada e, tavşanları kesiyoruz. Peki bu konudaki pazarımız nedir? Tavşan ya Ben da... tavşan etini kasapta bulamıyorum kardeşim diye birisi <laughs> sorar mesela orada. Evet tabii yok bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Mesela şu soruyu da soruyorlar ek olarak söyleyeyim. Hani diyorlar ya biz üreteceğiz de hani ileride acaba bizden almayı devam eder misiniz? Hani Hı. ya bizden almazsanız falan diyorlar. Ee, aslında o sorunun cevabı bizim hiç düşünmediğimiz bir şey. Çünkü biz pazara hakim olduğumuz için pazarın da potansiyelini biliyoruz. Şu anda bizim ürettiğimiz, kestiğimiz, paketlediğimiz hayvanlarımız biz sadece... Antalya ve Bodrum bölgesindeki 5 yıldızlı lüks otellere pazarlıyoruz. Bunlar da büfeye bile girmiyor. Alakart'ta gidiyor. Yani bir otel 100 kilo alıyor. Diğer otel 100 kilo alıyor. Senede 8-10 ton belki çıkıyor çıkmıyor ülkemizden zaten. Niş bir ürün. Az bir ürün. Biz bunları otellerin büfesine satabilirsek senede 250-300 tonlardan bahsetmemiz gerekiyor. Yani pazarın ucu açık. Bu Türkiye'deki pazar. Bunun asıl talepçileri var mı ihracat? Ürünleri. İhracat bugüne kadar Türkiye'den olmamış. Çünkü ihracata yönelik bir üretim arzı olmadığı için. Haddi dolduramıyoruz tabii, zaten. Tabii, kesinlikle. Baba o zaman sana şey de sorayım. Şimdi yine merak edilen bir soru da. Tadı nasıl oluyor bunun? Izgarası mı güzel oluyor? Haşlaması evet. mı güzel oluyor? Şimdi biz hepsini de... Daha doğrusu işin esprisi bir yana. Biz hayvanın e, hangi bölgelerinden yararlanıyoruz? Bunda da böyle pirzola kısmı var mı? But kısmı daha mı iyi? Bunlar nedir yani? Mesela ciğerden bahsettik ama evet. birazcık da senden onları alalım. Şimdi bizim işletmemizde et işleme bölümümüzdeki mezbanemizde iki tane ruhsatımız var. Biz burada et işleme yapmıyoruz şu anda. Sadece karkas şeklinde çıkartıyoruz. Ve satışımız da karkas şeklinde oluyor. Bunun incik sırt kısmı, işte ciğer kısmı ayrı ayrı pişirilmiyor. Hepsi bir bütün olarak. Bunun otellerde benim gördüğüm en fazla pişirme metodu içerisinde pilav yapıyorlar. Türk usulü mehane pilavı. Dikiyorlar, fırınlıyorlar. Bunu Lüks tüketim ürünü olarak sunuyorlar benim gördüğüm e, ve genelde e, yabancı turistlerin, özellikle Almanların, İtalyanların, Fransızların talep ettiği bir e, lezzet. Tavşanda yüksek oranda. Burak İtalyanlara abi sen sen nasıl <laughs> lezzeti nasıl buluyorsun sen <laughs> Lezzeti olarak e, işin açını söylemek gerekirse e, ben her gün tavşan yemem. E, bunun işletmecisiyim ama her gün tavşan yemem. Tavşan eti bence e, arada bir. Türk halkı için tüketilecek bir lezzet şu anda e, gerek fiyatı gerekse bizim damak tadımıza uygunluğu sebebiyle lezzet bakımından hindi ile böyle e, hindi ile kuzu arasında bir tadı var ben e, tavşanı bir yere sokamadım kendine has bir lezzeti var eti gevrek e, bir tık sert bir et e, ciğerine gelirsek tamamen kuzu ciğeri böbreği de kuzu yüreği de kuzu yani bunu Kuzu şişi olarak sağda solda satsa insanlar e, kuzu mu tavşan mı olduğunu kimse ayıramaz. Yutkunuyorum şu anda. <laughs> bu, a, bu arada kamera karşısında şey yapayım. Sabahtan beridir bir şey yemedim. Hani oraya gidince belki tavşan eti ikram ederler diye. <laughs> Ama görüyorum ki şu anda öyle bir şey de yok. İnşallah bir dahaki ziyaretimize biz sizi daha güzel inşallah bir İşin esprisi bir yana ben özellikle şundan yanayım. Ee, Türkiye'de maliyetler açısından hem büyükbaş hem küçükbaş üretiminde üreticiler bu seneye kadar para artık kaybediyorduk. Yani zarar ediyorduk. Evet. işine açıkçası hoş. Son 3 aydır 4 aydır birazcık da kıpırdanmalarla beraber üretici bir nebze para kazanmaya başladı ama e, ülkede alternatif et pazarına böyle bir e, canlı girebilirse ki benim buradaki en çok istediğim olaylardan birisi aslında her eve bir et girsin. Her eve bir protein değeri, enerji olarak bir et girsin isteğim var. İnşallah bu pazarın bu kısmını ülkemizde tavşanla doldurabiliriz demeliyim. Hatta konuşurken de şimdi aklıma gelen sorulardan birisi tavşanın etiyle ilgili bir analiziniz var mı? Protein değeri nedir? Hani şey nedir? Tavşanın etindeki protein oranı tavuktan fazla. Yaklaşık 25 ile 27 arasında proteini var tavşan etinin. Hı hı. Kolesterol sıfır. Vitamin olarak da diğer etlere nazaran vitamin oranlarının ana vitamin oranlarının daha fazla olduğunu hatırlıyorum ama isimleri az, hı hı. aklımda olmadığı için şu anda telaffuz edemeyeceğim. Sadece aklımda olan proteini en yüksek olan etlerden birisi yağ ve kolesterol sıfır. O yüzden zaten sert bir yapısı var. Vitamin ve mineral olarak da gayet doygun bir et ürünü. Kırmızı et mi, beyaz et mi derseniz hayvanı kestiğimizde kırmızı bir karkas çıkıyor. Pişirdiğimizde ise beyaz bir ee, önümüzde et oluyor. Onu ben evet. e, bir yere yerleştiremedim. Artık bunu bakanlık yetkililere bir mevzuata da sokarlarsa inşallah kırmızı et mi, beyaz et mi? Ülkemizde mevzuata... tavşanın mevzuatı yok. Yok yani... maalesef ben çok şaşırıyorum. Ee, yani bugün bir un kurduna bile bir destekleme var. Yani memeli hayvan grubundaki tavşana bir destekleme, bir hibe, bir program maalesef yok. Bu sektör birebir döviz getiriyor ülkemize. Yani yurt dışına gelen vatandaşın döviz harcamalarıyla bunlar alınıyor. Ama neden desteklenmiyor dersek bir yönetmeliği yok. Belki de burada bizim de bir hatamız var ülkecek. Yeterli sayıda tavşana üretim olarak talep olmadığı için belki bakanlık yetkilileri buna adım atmamış olabilir. Ama bugünden itibaren sadece bize bağlı çalışan 60'a yakın üreticimiz var. Bugünden sonra ise bu katlayarak devam edecek. Özellikle 2023 senesinde bizim firmamızın da tam kapasiteye ulaşması sayesinde biz buradan ayda 1200'e yakın dişi hayvan çıkaracağız. Evet. E bu da yüz başlık ortalama işletmelerle ayda 10 tane daha işletme yapar. E bu elbet gelecek. E geldiğinde belirli bir düzen oturtmak gelmeden önce daha faydalı. Çünkü biliyorsunuz bazı bir hibe ve destekler geldiğinde gene kötü niyetli insanlar ortaya çıkabiliyor. Siz karşılaşmışsınızdır muhakkak. Kesin. Şimdi ben olumsuz konuşmuyorum. Sonra yorum yapıyorlar olumsuz konuşuyor diye. O yüzden ben şu anda ben hayatımda ilk defa yaklaşık Çiftçi TV ailesinde 60'a yakın programımız oldu. Ben şu anda dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü sayın seyirciler ee, gerçekten de uzak olduğum bir sektör. Da, evet. Daha doğrusu herkesin uzak olduğu bir sektör. Evet. Yani çok <laughs> bilinen bir şey değil. E, sorularınla gerçekten de merak ettiklerimi soruyorum. Burada hiçbir sorduğum soru soru sormak için sorulan bir şey değil. Yok, çok merak, ettiğim, merak ettiğim soruları soruyorum. Hem sizin de sorabileceğiniz şeyler aklıma getirmeye çalışıyorum. Şu anda dinlemeye geliyorum. Çünkü dinlerken de aklımda çok çok farklı böyle hani şeyler oluşuyor. Tekrar söylüyorum yani alternatif et pazarını bununla oluşturabilirsek ülkemizde çok fazla e, kırmızı etli bir sıkıntımız var. Evet. Yani Önü gelen işte geçmiş haftalarda da ülkemizin büyük bir kısmında şap hastalığını çıktı ve ülke genelinde bütün hayvan pazarları kapandı. Nakliyeler kapatıldı. E, o yüzden de hani bizim bir alternatif bir B planımızın olması lazım. Çünkü dünya genelinde artık işte büyükbaş hayvanların azot salımının yüksek olması, işte küçükbaş hayvancılıkta yen yem maliyetlerinin, girdi maliyetlerinin artması vesaire bizi mutlaka bir B, C, D planlarına doğru itiyor. Kafamda tavşanın hangi planda olduğunu oturtturmaya çalışıyorum. Yani sana sorduğum sorularda da bu. Tekrar şeyin başında söylemiştim, programın başında söylemiştim. Bizim ülkemizdeki üretici mantalitesinin veya özellikle ben masa başında hesap yapanların çok hoşuna gidecek şeyler konuşuyoruz şu anda. Evet, evet. Ben iddia ediyorum ki bu programda e, YouTube kanalımızda da belki en fazla izlenen programlardan birisi olacak. Çünkü gelmeden önce de araştırdım. Hani Daha önce böyle bir tavşan çiftliğiyle ilgili bir program olmadığını da gördüm. Hani güzel şeyler konuşuyoruz. Rakamsal veriler olarak çok şey ama seni tenzih ediyorum. Yanlış anlama. Ülkemizde senin de aslında biraz önce söylediğin gibi bu işi fırsata çevirmek isteyen birçok insan var. Çok çok evet maalesef. Yani ben Ömer'le daha 2 saat önce tanıştım veya 3 saat önce tanıştım. Yani çok fazla bir öyle bir şeyimiz de olmadı ama Ömer'in söylediklerinin gerçekliği hissetmek istiyorum. Çünkü gerçekten de bu söylediğimiz rakamlar, veriler aslında hepimizin hem cebini doldurucu hem de gururunu okşayıcı rakamlar. Evet, evet, evet. Mesela kesinlikle. Biz ortalama 7.7'den 8'lerden bahsettik doğum şeyi olarak ama işte 5-6 canlı ben her zaman şunu söylüyorum doğurduklarımızdan para kazanmayız yaşatabildiklerimizden kesinlikle, para kazanırız. Kesinlikle tavşan için bu çok yani daha önemli. Yani 10 tane yavrumuz olsun bir tanesini yaşatabildikten sonra 9'u bizim bir istatistikimize girmiyor. Mesela biz burada en yüksek şimdiye kadar senin gördüğün en yüksek doğum adeti kaç? Şimdi ben en fazla 16'yı gördüm. Süper. 16'yı gördüm ama 16 tanesinin 16'sı da yaşamıyor. Şimdi sana şunu da soracağım. Biz e, küçük küçükbaş hayvancılıkta özellikle böyle 3 doğumlar olursa veya 2 doğurdu ama işte memedeki süt yetersiz oldu deyip bir tane yavruyu anneye yakmayı şey yapıyoruz hmm. ki bu da bir beceri aslında. Yani zorlanıyoruz. Çoğu değil. Hiçbirisi kabul etmiyor hemen. Şak diye hemen almıyor. yani e, istisnai bir durum olabilir muhakkak ama Bunlarda bu annelik işgüdüsü nasıl? Mesela sen diyorsun ya 7.7 diyorsun mesela. Evet. Demek ki bizim işletmemizde 7-8 tane doğuran hayvanlar da var. Evet. Kaç tane mememiz var hayvanda? Hayvanda 10 tane mememiz var. Bu genetik olarak 10 memeli evet. değil genetik mi bu hayvan? Evet. Hayvanda 10 tane var. Süper. Şimdi 10 tane memeden biz 10 tane yavru besleyebiliyoruz, değil mi? 10 tane memeden aslında 10 tane yavru besleyemiyorsunuz. Çünkü üst 2 tane memesi hayvanın boynuna yakın olduğu için oradan evet. fazla bir süt, süt verimi olmuyor. Oradaki damarlar biraz baskılandığı için buradan kaynaklı. Oraya giden kanallar biraz verimsiz. O üst meme diğerlerine göre 150 randıman veriyor onu söyleyeyim. Hmm. Bizim aslında istediğimiz, sorunuza binaya konuşuyorum. Bir tavşanda istediğimiz maksimum yavru sayısı 8'dir Ömer Bey. Yani 8'in üstünde çıkması bize bir fayda getirmiyor. Maalesef getirmiyor. Yurt dışına da getirmiyor. Hı hı. Yani Türkiye'de 10 tane 12 tane doğurduysa tavşanınız maksimum 8 tanesini annesinin yanında tutacaksınız. Geri kalan 4 tanesini 5 tanesi artık kaç taneyse fazla olan başka anneye evlatlık edindireceksiniz. Süper. Ona geleceğim ben de zaten. Mesela ben oradan aldım bu kafese attım. Ya Hemen yavruyu kabul ediyor mu? Onun e, metodu var birkaç mı? Birkaç tane tabii ki de bir e, metot usulü var. O da şudur. Kısaca anlatayım. E, fazla olan anneden Fazla olan yavrular alınır. Diğer taraftaki koyulacak annenin doğum sandığının kapısı kapatılır. Yani sizin oraya hayvanı koyduğunuzu yeni anne görmez. Bu bir. İkincisi diğer annenin yavrularıyla karılır koyduğunuz yavrular. Ve 15 dakika boyunca o kapak oradan geri açılmaz. Tamamiyle kokuları birbirine sinsin diye yapıyoruz. Bu ikinci. Sonra 15 dakikanın sonunda yavaşça kapak açılır. Annenin strese girmemesi için yukarıdan kaba yemi verilir ilgisinin oraya gönderilmesi için. Akabinde bir 10-15 dakikada anne izlenir çünkü yavrularına hareket edecektir. Gözünün önünden kayboldu yavrular bir müddet. Baktığınızda eğer anne de davranış bozuklukları gözlemliyor, gözlemlenmiyorsa hayvanda bir sıkıntı olmaz. Hemen kabul edilir onu. Yani bir koyundaki gibi, bir keçideki gibi bir zorluğu yok. Çok basit. Yani şimdi izleyenlerden ya ben onu çok kolay yapıyorum diyenler olabilir ama bu gerçekten de zor bir işlem yani evet. anneye yakma işlemi çok zor bir işlem küçük baştan bahsediyorum. Ama e, mesela benim kirli bilgi olabilir bunu da sen düzelt özellikle internette gezen veya işte kulaktan dolma bilgilerle insanlara bir şeyler anlatan insanlarla karşılaştığım olaylardan birisi tavşan yavrusunu yer mi sorun Tavşan yavrusunu yer ama durduk yere yemez. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi örnek veriyorum. Şurada bir doğum sandığımız olduğunu varsayalım. Hayvan doğum sandığı değil de kafesin içerisine doğurabilir tecrübesizliğinden kaynaklı. Veya o doğum sandığını güvenli olarak kabul etmeyebilir. Sancısı daha önce gelmiş olabilir. Yetiştiremez. Kafesin üzerine doğurur. 10 tavşandan bir tanesi içgüdüsel olarak doğan yavruların öleceğini bilir. Ve tamamıyla içgüdüsel olarak dışarıdan yabani hayvan bu yavruların kokusundan dolayı buraya gelecek. Bana da zarar verecek diye düşünüp onları yiyebilir. Şey mi peki hani mesela o tavşanı sen bir gözlemleme esnasında gördün orada doğurdu Evet evet. Onu oradan aldın kafesine koydun. Evet. Bu herhangi bir problem yaratıyor mu tavşanı? Yaratmıyor. Tavşan? O anda doğururken gördüğünüz sıkılaman kafesler alın. Tekrardan doğum sandığının içerisine koyun. Bir miktarda hayvanın göğüslerinden tüy yolun doğum sandığının içine koyun. %90 ihtimalle o anne yavrularına bakacak. Annenin yavrusu şey annenin göğsünden mi türiyor? Tabii olur? tabii anne zaten doğurmadan önce birkaç gün önce veya doğurduktan sonra şu görmüş olduğunuz samanın içini açıyor. Göğüs tarafındaki tüyleri yoluyor. Hmm. Bunun içerisine basıyor, yavru onun içerisine doğuruyor. Doğurduktan sonra da havanın sıcaklığına göre soğuk zamandaysak üstünü kapatıyor. Yani hayvanlar biliyorsunuz tavşanlar da tüysüz doğuyor. Rabbim bunu da bu şekilde evet bir kesinlikle. Yaratmış. Şimdi yine aklıma takılanlardan hani gözlem daha doğrusu duyduğum kadarıyla söylüyorum. Tavşanla yavru büyütmek zor mu? Tavşanla, ya tamam böyle bir doğru okay. bilmem ne şudur budur kardeşim ama bu yavruları büyütmek o kadar zor ki diye bir cümle duysam buna ne türlü bir cevap verirsin? Doğan hayvanın kesime kadar gelmedeki firesi %20'dir. Yani doğurduğunuzun yüzde yirmisini kaybedeceksiniz Ömer Bey. Bu bilimsel bir gerçek. Peki mesela ben yine küçük başla kıyaslıyorum. Bizdeki bu fire de olması gereken fire yüzde beştir. Evet. Ama bizim bugünkü Türkiye genelindeki işletmelerde yüzde yirmi, yüzde yirmi beşleri görüyoruz. Evet. Bu bakıcı sıkıntısından kaynaklı hayvanların doğurganlığıyla alakalı sıkıntılarımız var. Genetik sıkıntılar vardır vesaire vesaire. İşte koruyucu hekimliğin olmayışından dolayı şudur budur. Bu tavşanda da hani %20'lik genel anlamda bir şey midir? Yoksa %20 olması gerekir mi abi? Gene bu sizin saydığınız şartlara göre kesinlikle değişiyor. Ortam şartı, iklimlendirme şartı, aydınlatma şartı, hayvan refahı bunlar büyük bir etken. Şu anda Türkiye'de gördüğüm %20'sini üreticilerimiz kaybediyor. Yani çünkü tüm üreticiler bizde amatör bir insanın kaybetçi oran yüzde 20, %20 müdür? Evet evet yüzde 20'den fazla oluyorsa kesinlikle e, vahim bir durum vardır ortada. Yani 10 tane tavşanın 4 tanesini öldürüyorsa e, büyük ihtimalle bakım şartından kişinin tecrübesizliğinden kaynaklı sıkıntı vardır. O sıkıntıyı e, sıkıntı olmuş hale gelmeden önce çözmek gerekiyordu. Tecrübe insan tecrübesizliğinden konuşuyoruz ama bir de mesela burada şu anda aklıma gelen bir şey. Mesela gebe altı hayvanlardan damızlık, damızlık altı. altı özür dilerim. damızık altı hayvanlardan bu hayvanların da ilk doğum yani ilk doğumunda, ilk doğurduğu zamanda hayvanın kendi başına bir tecrübesizliği var mı? Mesela yavruyu tanımama, yavruyu bilmeme Şimdi böyle şeyleri var mı? Ömer Bey bu gibi şeyleri var. piyasadaki kirli bilgilerden gene bir tanesi şu. Biz buraya gelen üreticilerden şunu duymaya başladık son zamanlarda, özellikle son bir senede şunu duymaya başladık bize doğurmuş hayvan verir misiniz? Tabii. Şimdi diyorum ki bu insan benden bunu niye talep ediyor? Bu bir. Bir de bunu nereden duydu? Çünkü ben 24 2004 senesinden beri bu işi yapıyorum. Ben kimseden doğurmuş tavşan istemedim. Bu adamlar bunu niye istiyor? Soruyorum ya diyorum siz bunu niye istiyorsunuz? Nereden öğrendiniz? Ya işte falan kişiyi aradık. Falan yerde bir video gördük. Tecrübeli tavşan bize fayda sağlarmış. Şimdi adamın mantığını düşünüyorum, kendimi onun yerine koyuyorum, empati yapıyorum. Doğru söylüyor diyorum ya, adam evet doğurmuş tavşan, tecrübeli tavşandır. Dolayısıyla bunu istemesi mantıklı diyorum. Ondan sonra ona şu soruyu yöneltiyorum. Bir, doğurmuş tavşanın, benim sana verdiğim doğurmuş tavşanın kaç yaşında olduğunu nereden bileceksin? Benim sana vermiş olduğum doğurmuş tavşanın doğurmuş olduğunu nereden bileceksin? İkincisi doğurduğuna baktığını nereden bileceksin? Yani burada üç tane ciddi sıkıntımız var. Şöyle düşünüyor o da doğru söylüyorsun diyor. Yani kimse size doğurmuş tavşanı vermez. Niye versin ki? Ben kendi de patır patır doğuran bir tavşanı niye başkasına vereyim? Kendim kullanırım. Doğru mu Ömer Bey? Niye satayım ki? Temel mantığa bakarsanız bu çok büyük bir yanlış. Doğru değil yani. Doğru bu. değil kesinlikle doğru değil. Bunu yapanların amacı şu. Yani bu olayı başka insanlara söyleyen amacı şu. Bu insanlar damızlık ticareti yapıyorlar. Birilerine damızlık satıyorlar gidiyorlar kilo bazlı dişilerini tekrardan alıyorlar. Başkasına damızlık satıyorlar. Dolayısıyla tecrübeli tavşan diyecekler. Çünkü onlar belki 3. dördüncü doğumlarını yapmış tavşanlar. Ya elindeki yaşlı hayvanı sana satmaya çalışıyordur de. ya da nasıl olsa hiçbir şey bilmiyor kardeşim. Doğurup doğurmadığı da önemli evet, değil. Evet, kesinlikle. Ee, damızlık altını 10 liraya verecekken bu tecrübeli tavşan diye 15 liranın kesinlikle, vermeyi. Kesinlikle. Kesinlikle örnek veriyorum. Bir üreticimiz başladı. Örnek veriyorum farazi olarak kulağımıza geliyor çünkü. Bir üretici üretime başladı. 3 ay sonra bu işi yapamayacağını anladı. Bırakacak bu işi. Bu işin kötü niyetli tüccarları gidip kilo bazında hatta bizim verdiğimiz fiyattan bile fazla fiyat vererek bu arkadaşların dişi tavşanlarını alıyorlar. 6 aylık 8 aylık hayvan. Doğuruyor doğru mu bilmiyorlar. Onu da başkasına damızlık olarak satıyorlar tecrübeli diye. Hayvan tecrübeli mi? Tecrübeli. Ama o hayvan 6, 6 aylık olmuş artık. Ömründen yemiş doğuruyor mu, doğurduğuna bakıyor mu ortada hiçbir veri yok. Dolayısıyla bunu söyleyenlerin amacı iyi niyetli değil. İyi niyetli olan nedir? Sıfır kilometre hayvanın üreticiye teslim edilmesi. Tüm tecrübeyi kendi üretimhanesinde kazanması. Biz bu politikayı uyguluyoruz ve bu zamana kadar da hiçbir problem yaşamadık. Yani hiçbir üretimcimiz bize şunu söyleyemiyor. Bu hayvan yaşlı kardeşim. Bu hayvan doğurmuyor. Doğurduğuna bakmıyor. Çünkü ben sana 0 kilometre veriyorum. 2 da veriyorum. Daha damızlık olarak sen bunu yapıyorsun. Ben onu bilemem ki. Doğru mu? Yani. Aslında e, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Herkesin de merak ettiği soruyu sorayım. Bugün damızlık hayvan satışımızın fiyatı nedir? Bugün 9 Mart. Evet bugün 9 Mart. E, dün de Kadınlar Günü'ydü. Evet. <laughs> Şimdi Ömer Bey burada şu anki fiyatlarla güncel fiyatlarla bizim damızlıklarımızın fiyatı 850 lira. Güncel fiyat diyorum da biz geçen seneden beri aynı fiyattan satıyoruz. O fiyatlar şahıslara göre değişmiyor. Herkese zaten aynı fiyatı veriyoruz 850 lira. Damızlık atlarımız ise 500 lira. Yani arada 350 liralık bir fark var. Bu farkı biz üreticilerin cebinden almak yerine üreticilere damızlık altı vererek 500 liradan 20-30 liralık bir yem yedirmelerini sağlıyoruz. Üreticilerin hmm. hem de tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Damızlık hayvanları kendi üretim alanlarında yapmalarını sağlıyoruz. Yani üretici bize fazla para vermesin. Tecrübesine yatırsın o parayı. Hayvan sayısını arttırsın. Ve daha güzel üretim yapsın. Biz mesela konumuzun başında da söyledik. Damızlık hayvan verdiğimiz veya herhalde yukarıda e, siz tavşan alımları da yapıyorsunuz kesinlikle. Evet, olarak. Evet, evet. Bunları ne şekilde, ne şartlarda alıyorsunuz maddi anlamda? Şöyle Ömer Bey, şimdi biz kendi işletmemizden profesyonel kafes seti veya damızlık hayvan... Bu arada kafes setimizin fiyatını vermeyi unuttum bir göz maliyeti veya dört tane hayvanın yağlanacağı kafesi bizim bir göz maliyeti şu anki dolar kurlarıyla 650 lira. Yemlik? Şu anda burası besi üretim hanemiz bizim. Evet. Burada doğum sandığımız yok. Evet. Fakat videolarda üreticilerimiz görecek. Doğum sandığı, yemliği, profesyonel e, kapatma kilidi. E, kilidi, kafes sıcak daldırma profesyonel kafeslerimiz, kafeslerimizin ayakları, ücretsiz nakliyesi ve ücretsiz kurulum dahil fiyatı Birim başına, hayvan başına, damızlık başına 650 lira şu anda. Evet. Hayvanlarımızın fiyatını da az önce söyledim. Üretici istediği gibi birim fiyatlar üzerinden hesabını yapabilir. Bir hayvanın e, birim maliyeti 1150 lira gibi bir rakam yapıyor. Evet yani. damızlık altı olursa 1150, damızlık olursa da 1500 lira bandında bir fiyat çıkıyor ortaya. Anahtar teslim işletme maliyeti, profesyonel tavşancılık işletme maliyeti. Ben üretiyorum aldım senden yavrularımı kime satacağım? yavru olarak değil 2,5 kilo ya ya işte, geldiğinde hani, evet ürettiğimi kime satacağım Kesim kilosuna geldiğinde 250 alt tabanımız var uzak illerimiz için mesela önümüzdeki ay Tekirdağ gideceğiz 500'e yakın hayvanı transfer edeceğiz hı hı. Ee, ücretsiz olarak yapıyoruz bu, bu hizmeti biz üreticimize ücretsiz veriyoruz Bu bizim Ak Tavşan olarak karşı tarafa verdiğimiz bir hizmet e, hizmet üreticilerimize destek yani üretici nakliyesiyle falan uğraşmıyor Alo Ömer Bey bende 250 tane kesimlik hayvan var 10 gün sonra hazır ben de burada programımı alıyorum o rota üzerindeki diğer üreticilerime de haber veriyorum. Ne durumdasınız? Afyon'dan geçiyorum, İstanbul'dan geçiyorum, Bursa'dan geçiyorum. Onlardan oluyor 100 tane, 200 tane. Bir gitmede bizim aracımız 2000 tane yakın hayvan nakil edebiliyor resmi Hı. olarak. Ee, ücretsiz bir şekilde kapısına gidiyoruz. Üreticimize güncel canlı baskül fiyatı neyse hayvanını tartıyoruz, çarpıyoruz, parasını eline veriyoruz. Hayvanımız aracımıza yükleyip geliyoruz. Bugünkü rakam nedir? Şu anki bugünün fiyatı canlı baskül, kilogram fiyatımız 60 lira Ömer Bey. Anladım. Üretici bize sattığı maldan birebir kazanır. Paritemiz ona göredir. Bu canlı baskül alım fiyatımız da ona göre artıyor. Yen fiyatları artış gösterirse 8 kilo tüketiyor dedik ya, 8 kilo göre parite yapıyoruz. Yani buradan anlamamız gereken olay şöyle. Ben biraz daha hani böyle anladığımı açıklayayım, yanlışsam sen de düzelt. Biz ortalama 2-2,5 kilo bir hayvan alıyorsak yani evet. sen anlamında evet, söylüyorum evet. yani bugün Ak Tavşan olarak 2-2,5 kilo üreticiden bir hayvan alıyorsak bunun 1 kilosu o hayvanın hem annesinin hem kendisinin kesim sezonuna kadar tükettiği yem. Masrafa gidiyor doğrudur. 8 kiloluk işte evet. bu şeyde bunun üzerine de 2,5 kilo bir hayvan verdiyseniz bana bir buçuk kilosu da size kar olarak. Kesinlikle. Şu anki saatte matematiksel hesaplar öyle. Buzağı büyütme yeminin Türkiye geneldeki fiyatı belli. 300 300'de 325 lirayla 380 lira arasında bir fiyatı var. Tarım kredi kooperatiflerinden alsanız 325 lira. Serbest piyasada en pahalı buzağı büyütme yemini alsanız 380 lira. Hı hı. Biz 380 lira üzerinden parite yapıyoruz. Bölüyoruz 50'ye. Kilogram maliyetimiz 7.4 TL falana tekabül ediyor. E 8 kilo tüketirse de 59, 60 lira bir maliyeti var. Aşağı yukarı aynen. E 2,5 kiloluk hayvan da ben kilosunu 60 liradan alıyorum kapınızdan ücretsiz nakliye ile. 150 lira para topluyor. 60 lira giderim var. Şu soruyla karşılaşacağız çünkü soruyorlar. Bunun tek gideri yem mi? Tavşancılığın %98'lik gideri yem. Geri kalan %2'lik kısmı da enerji ve işçiliktir. Tavşan sürü hayvanıdır. 30 tane tavşan besleyip zengin olma hayalleri kurulmaz. 150, 250, 300'lük kümesler kurulur hesaplar öyle yapılır Ömer Bey. Onu da ayrıca belirtmek istiyorum. Yani yine küçük başta, büyük başta olduğu gibi yemciye çalışacağız yani. Tabii ilk başta bir yemciye çalışılacak veya direkt ben sermaye yatırılacak. Setler bu şekilde kurulacak, hayvan kurulacak. 4,5 ay sonra ilk ticaretini üretici bizde yapacak. Evet. Yani sistem hazır. Yani sistem hazır. Şey, sürüyü büyütmeye yönelik değil de tamamen tabii, tabii. paraya yönelik. Yani işte. iki farklı üretici var kapımıza gelen iş etmemize gelip misafir olan ikisi de başımızın gözümüzün üstünde yeri var birisinin parası var kardeşim 150 tane hayvan istiyorum 15 gün sonra bana teslim et eyvallah parasını alırız gider kururuz 4.5 ay sonra bize malını satar iki kere mal mı parasını çıkarır koyduğu sermayeyi çıkarır bir tane de üretici var ben 10 tane alayım benim vaktim bol Ömer kardeşim param biraz kısıtlı ben 2 sene sonra seninle görüşürüm diyen var ki görüştük <laughs> 5 taneye başlayıp 100 taneye getiren üreticimiz de var ama bu adamın vakti var. Birinin de parası var, birinin de vakti var. İkisi de başımızın, gözümüzün üzerinde yeri var. Aklıma geleni söyleyeyim hemen. Ortalama 8 yavru aldığımızda dişi erkek oranı ne oluyor? Yarı yarı. 50 yavru. mi? 150 50, evet. evet. Burada da farklılık sağlayamadım. Evet. Ömer çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ ol. Ben çok Allah razı ederim. olsun. Hani bugün gerçekten de e, çeşitli kafamda soru işaretleri vardı. Ya biz hani e, biz çobanız kardeşim hani ne? Bu da gerçekten... E, Yaptığıma ger böyle gönül rahatlığıyla hissedebildiğim kadarıyla mutlu olduğum bir program oldu. Ee, son sözlerini alalım ondan sonra kapanışa geçeceğiz. Ben e, üreticilerimizin kötü ellere düşmemesini özellikle e, ba e, söylüyorum. Temenni ediyorum. Temenni ediyorum çünkü tavşancılık camiasında dolandırıcılık has safhada şu aralardan. Size damızlık satan insanların geri alıp almayacağının garantisini iyi araştırın. Kesimhanesi olup olmadığını iyi araştırın canlı hayvan nakil aracının olup olmadığını iyi araştırın. Çünkü üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Türkiye'deki tek tavşan kesimhanesi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlı bize ait. Yani bunu biz başkasının malını fason olarak kesmediğimize göre Türkiye'de bunu başka kesecek, satacak insan yok demektir. Özellikle dikkat etsinler. Çok teşekkür ederim. Ee, 30 yaşında genç bir kardeşimizle bugün bu programı yaptık ülkenin yani ülkemizin daha doğrusu Türkiyemizin gelişmesine veya işte et krizindeki bazı sıkıntıları bertaraf etmesi için artı olabileceğini düşündüğümüz bir sektör haline gelmesini temenni ediyorum Gerçekten de çünkü ülkemizdeki bütün insanlarımızın bir işte et kültürümüz olduğu olan bir ülkeyiz bunlara da ulaşması kolay yönlerine ulaşması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız Bizim ülkemiz için dünyanın neresinde olursa olsun üreten herkesten Allah razı olsun. Bir sonraki şehirli çoban programında görüşmek üzere. Ne mutlu Türk'üm diyene.